Az önce tabii Uludağ Rulman şirketinin yönetim kurulu başkanı Sayın Kublay Koçer Bey ile görüştük ama masa üstünde röportaj yaptık. İşte Rulman diyor da Bilya diyelim. Bu ismini değiştirelim Bilya diyelim. Şu anda bak Bilya'yı söktü Rulman bu. Bize anlatır mısın bu neydi işi? Bunlar dediğim gibi makinenin hassas elemanı. Bunlarsız hiçbir makine, hiçbir işletme çalışamaz. Bunlar sanayi ağır hizmetlerde, ağır sanayinin ağır yük taşıyan kısımlarında kullanılan rulmanlar. Bunlar da normal makinelerde, tekstil makinelerinde, yine sanayi makinelerinde, üretimlerde, marangoz makinelerinde, her makinenin olduğu her yerde kullanılan ürünler bunlar. Bunlarsız dünya yürümez. Dünya yürümez. Araba yürümez. Evet. Ev yürümez. Avrupa'da yürümez. En çok rulmanın tüketildiği, kullanıldığı ülke Türkiye. Neden yani bizim üretim mi yok? Üretim bizde çok fazla. Makine üretimi fazla Türkiye'de. Özellikle Bursa'da sanayi çok geniş. Bursa'da çok daha ağırlıklı rulman kullanımı var, tüketimi var. Bir de tabii bilinçsiz kullanım da çok bizim ülkemizde maalesef. Keserle, çekişle rulman çakıyorlar. O da çok rulman etkiliyor. Çok hassas bir eleman olduğu için düzenli bakımcıların işte düzenli takmamasından, düzenli bizdeki şey var, bunları takmak özel çakma setleri var. Onları kullanmadıkları için tabii rulman çok çabuk dağılabilemiyor ürün. Peki serviste değil de böyle usta iyi bir yani sıradan servisler, sıradan ustalar yaparsa yüzde kaç zayiat veriyor rulman yani? Yani dediğim gibi Avrupa'da en çok rulmanın tüketildiği ülke Türkiye olduğu için Türkiye olması sebebi de bilinçsiz kullanımdır. Daha yani bilinçli bir şekilde çakınca dağılıyor. Daha makineye takmadan bilyanın ömrü bitiyor. Evet. Ya bu bizim elimizin değmesi bile rulmanın ömrünü azaltabiliyor. Elimizin değmesi. Tabii elimizin değmesi. Bunların özel eldivenleri var. Eldivenlerle takılıyor, ısıtılıyor. Makineler var, özel ısıtma makineleri var, ısıtma cihazları var. Isıtma cihazlarının belli bir sıcaklıkta ısıtılıyor, direkt mile eldivenlerle takılıyor. Onun tabii ömrü daha çok oluyor. Bizim arabalar da ben bazen götürmüşüm, çek işte vura vur. İşte onun için daha çekerken dağıtıyorlar. Öyle mi? Evet, çekerken daha çok önemli bilgi, herkesin dikkatine. Evet. Yani gerçekten bundan sonraki arkadaşlarımız bilye değiştirirken mutlaka yetkili servis. Özel aparatma, çakma aparatları var, özel setleri var onların. Rulmanları çakmak için, kullanmak için. Onlar maalesef çok az işletme kullanıyor. Biraz maliyetten kaçıyorlar ama rulmanın maliyeti çok pahalı bir ürün zaten. Küçük masraftan kaçarken büyük kendilerine büyük işler çıkarıyorlar. Peki Türkiye'de yan sanayisi var mı bunun? Türkiye'de yan sanayisi yok. Türkiye'de bir tane rulman fabrikası var. Orta Doğu Rulman Sanayi Ankara Polatlı'da. Onun haricinde başka bir fabrikası yok Türkiye'de. O da Türkiye'nin çok az bir bölümünü karşılıyor. Diğer bütün ihtiyaçlarımız yurt dışına geliyor. İşte Japonya'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden geliyor. Bazen şu andaki mevcut Cumhurbaşkanı, Başbakan iken sürekli söylüyordu. Yani artık gelin arabanızı yapın, gelin fabrikanızı kurun. Yani bu sektör, rulman sektörü de birleşip bir fabrika düşünüyor musunuz üretim yani? Tabii ki yani bir deneyen arkadaşlarımız oldu. Maalesef başarılı olamadılar ama inşallah ileride çok daha güçlü bir şekilde ortaklaşa büyük bir fabrika kurulabilir. Ama bunu şu anlık düşünülmüyor. Kimse cesaret edemiyor. Cesaret edemiyor. Çok büyük maliyetler gerektiren çelik yok mu Türkiye'de çelik? Bu çelik tabii ki Türkiye'de var ama bu şeydeki Ankara'daki fabrikanın bile taneleri, çelikleri yurt dışından geliyor. Çok hassas çelikten yapılıyor. Kontrolleri falan çok zor. Çok aşırı mühendislik isteyen bir iş. Onun için çok hassas bir ürün bunlar. Onun için Türkiye'de şu maalesef yeterli derecede yapılmıyor. Bir tane fabrikamız var Türkiye'de, Orta Doğu Rulman Sanayi. O da yeterli gelmiyor. Şimdi az önce tabii çok önemli. Sanayide kullanılan kömürü de şu anda Bursa distribütörüsünü zannediyorsam. Bir de iş konusu, iş elbiseler konusunda da burada. Ekipmanlarını, elbiselerini falan yapıyorsunuz. Önünüzde başka ne gibi hayalleriniz var, projeleriniz var?
Vallahi bizim hayallerimiz çok fazla. Bir kere kendi memleketimize Kars'a bir yatırım yapmayı düşünüyoruz. İnşallah oraya çok yakın zamanda bir yatırımımız olacak. Orada işte dediğiniz gibi Tiflis demiryolu hattı yapılıyor, devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bitmek üzere. Evet, inşallah bittikten sonra bir yatırımımız olacak. Bundan sonra memleketimize yatırım yapmak istiyoruz. Biz Serhat'ın birikimi, Serhat'ın sesi olarak böyle birikimli hemşehrilerimizle görüşüyoruz. Ama her fırsatta son sorumuz, memlekete ne yatırım yapacaksın? Kars-Tiflis demiryolu açılırsa hemşehrilerimizi hazırlıyoruz. Herkese bu soruyu soruyoruz. Onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Kendi iş dünyasında, kendi sektöründe orada ihracat yapacak hemşehrilerimiz şimdiden hayallerini kurduruyoruz. Buradan da herkese sesleniyoruz. Gidemediğimiz, merhaba diyemediğimiz, elini tutamadığımız hemşehrilerimiz de hazırlansın. Biz Kars-Tiflis Demiryolu'ndaki için Kars'ta yapılacak lojistik merkezde yerimizi alamasak, depo tutamasak, üretim tesislerimizi kuramasak yabancılar kurur. Kesinlikle. Sınır ticareti yapar. Biz de tren geçerken bakarız. Evet. Peki efendim, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Peki, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.